Bu arada ben Malatya Spor Teknik Direktörü, sağ olun efendim, teşekkürler. Teknik Direktörü Yılmaz Vural'la konuşmak istiyorum. Son durumu almak istiyorum. Bir kalecilerinin enkaz altında olduğunu biliyorum. Son eşi kurtulmuştu. Yılmaz Hoca şu anda hazır mı arkadaşlar? Yılmaz Vural. Görebilir miyim Yılmaz Vural'ı? Yılmaz Bey merhabalar, selamlar. Yayındayız şu anda. Selamlar dedim bana. Gerçekten çok zor bir dönem. Herkes çok zor bir süreçten geçiyor. Malatya Spor'da evet. Olarak da siz ayrı bir zor süreçten geçiyorsunuz. Kalecinizle evet, ilgili evet, son evet. Durum ne acaba? Onu bir öğrenebilir miyim Yılmaz Hoca? Son durum şu anda AFAD sağ olsunlar büyük bir ekip geldi oraya. Hı hı. Ve onun bulunduğu kata kadar delindi ve içeri girildi. Bizim evlat yüzü koyun yatıyor. Ayakları dışarıda. Üstünde bir kolon var. Şimdi onu dikkatle kırmaya çalışıyorlar. Ama yaşama dili onun içinden kaldırdıktan sonra ifade ettiler. Böyle bir durumdayız maalesef. Yani hayatta olup olmadığı ile ilgili bir bilgi alamadınız. Yok. Şimdi dakika dakika görüşüyorum. Hı. Şu anda çalışılıyor. Sanırım bir 10-15 dakika sonra bir bilgi verirler tahmin ediyorum. Ama inşallah. İnşallah. Ay, evet. Ay, çünkü ay. Oraya girilmeden önce bir ses geldi ifade ettiler. Gerçekten mi? Evet. Ah, ses duymuşlar o zaman. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ya bu sosyal medya falan zımaradan çıkmış ya. Neden? Bir şey olmadan da konuyu bilmeden şu oldu bu oldu ya. Durun sabredin kardeşim ya. Bir bilgi verecekseniz adam gibi doğru bilgi verin yani. Oradan kulaktan dolma şey yok mu bu? Biz de en sağlıklı bilgi sizden alacağımızı düşündük. Dolayısıyla siz de veriyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Herkes bölgeden sağlıklı haber almak istiyor. Yalnız buradan Türkiye'ye bir seslenmek lazım. Yani insanların çok şeye ihtiyacı var. Hep duyuyorum işte tırlar gidiyor, yardımlar gidiyor da hiçbir şey gitmiş durumda değil. Ve orada inanılmaz bir kaos var, bir sessizlik var, bir terk edilmişlik var. Lütfen olunacaksa çabuk olursun. Çünkü 2-3 gün sonra olduktan sonra Şimdi görüntü ses zaman zaman gidiyor da bir kez daha söyler misiniz? Şunu anladım ben, onun olduğu kata kadar ulaşıldı, bir kolon var orada. Ahmet Eyüp Türk Aslan'a nerede olduğunu biliyoruz. Ahmet Eyüp'e şu anda ulaşılmaya işte bir ses duymuşlar. Ayakları ha. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Yılmaz Hocam, duyuyorum. Ayakları dışarıda yani yüzük oyun yapmış ve üstünde bir kolon var. Yani o beton onu kırmaya çalışıyor şimdi afatlar çok dikkatli. Ve daha öncesi girmeden bir ses duyduğunu ifade ettiler. Yani bir umut içerisindeyiz. İnşallah. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yani evet. Oraya kadar inip onu orada bulmak bile bir mesele. Çünkü sandviç gibi olmuş yani. Sözüm ona rezidansmış Yılmaz Hocam burası. Sözüm ona rezidansmış yani gerçekten. Evet. Kaç katlı, yani kaçıncı kattaymış hocalar, peki kaleciniz? Hocalarım sevgili değil ya. Görüntüde. Bilimsel anlamda depremin ne olduğunu anlatıyorlar. Fakat şunu anlatsınlar. Keşke oralarda da bir müteahhit arkadaşları getirseydiniz de. Bakın ben Japonya'ya gittim. Her gün 6-7 şiddetinde deprem oluyor. Sallanıyor. Hiçbir kimseye bir şey olmuyor, hiçbir yer yıkılmıyor. Allah aşkına ya, burası deprem ülkesi. Bu nedir çektiğimiz bu insanlarda? Yani para için bu kadar insanların hayatını yok sayacak şeyler yapılır mı Allah aşkına? Olur mu böyle bir şey? Yani olmaz tabii, olmaz kesinlikle öyle. Sizin başka peki Malatya Spor'dan diğer sporcularınız, onlar güvenli yerlerdeler mi? Neredeler diğer sporcularınız? Gitti mi Yılmaz? Bir arama geldiği için tabii arıyorlar herkes Yılmaz Hoca'yı. Beni duydu mu acaba sorumu? O beni duyarken eşi Kübra Türkaslan'la bir konuşuldu. Onunla ilgili yapılan bir çekim var değil mi? Yapılan röportaj mı var? Kübra Hanım eşini kurtardılar daha öncesinde. Onu bir ekranlarınıza getirelim. Ona da çok büyük geçmiş olsun. İnşallah bir an önce eşine de ulaşacaklar. Burası çok kötü, ne olur yardım edin evime. 30 santim altında yıkasın altındayım, ne olur yardım edin. Kimse yok, vinç yok, kimse kaldırmıyor. Kimse yıkasın altından çıkaramıyor, ne olursunuz yardım edin. Ne olursunuz. Dümdüz oldu burası.
çarpın, çığa karşıya. Ne olur yardım edin. Burası çok kötü, ne olur yardım edin evime. Eşi böyle yardım istemişti, biz herkesten, kamuoyundan. Volkan Demirel de öyle, Hatay'da. Herkes gerçekten inanılmaz üzgün. Şimdi eşinin bedenine ulaşıldı. Yılmaz Hoca en azından bize, yani şu anda çıkmayan canlar ümit kesilmez dediler. Yılmaz Hocam şunu sordum ben, siz beni duymadınız ama duydunuz, aramalar da geliyor size, tahmin ediyorum. Şimdi eşinin o çağrısını, çaresizliğini ekranlara getirdik. Gerçekten herkes eşi gibi, diğer yüzlerce, binlerce insan çok çaresiz durumdaydı. Şimdi kalecinize inşallah ulaşacaklar. İnşallah sağ salim oradan çıkartacaklar. Ben en azından buradan bütün kalbimle bu dileği dile getireyim. Ama diğer sporcularınız ne durumda? Malatyaspor'un diğer sporcuları ne durumda? Neredeler? Yani biz tabii Rize maçından sonra çocuklara ben iyi ki izin vermişim. İki gün izin verdim. Evet. Malatyalı olan 4-5 arkadaşımız otobüse dönmüştü. Maalesef aralarında Ahmet'e olan oldu yani. Şimdi Kübra şimdi kulüp binamızda, orada çadırda yatıyorlar onlar. Dolayısıyla şu anda bana söyledikleri, ekmek yok, su yok, burada perişan durumdayız. Yani o kadar mağdurlar ki insanlar. Yani o yardımlar yapılıyorsa nereye yapılıyor, nasıl yapılıyor? Herkes de bize sağ olsun soruyor nasıl yapalım diye, ama böyle bir curcuna var. Bunu çözmek lazım. Ben biraz evvel lafımı yarım bıraktım. Hocalarımı dinlerken, evet, hocalarım bu işi bilimsel anlamda çok iyi izah ettiler. Fakat şunu bilemiyorum. Ya deprem dediğiniz, eğer oturduğunuz konutta bir sıkıntı yoksa sallar sizi, defolur gider. Yani biz bu hala bu konut problemini nasıl çözeceğiz? Bu para hırsı olan bu müteahhit duygusunu nasıl kötü örpüleyeceğiz? Buna müsaade eden kurumları nasıl engelleyeceğiz? Bakın Türkiye'de en büyük sıkıntı burası. Bu ülke bir deprem ülkesi olduğunu bile bile hala başımıza gelenlere bakın ya. Bir ev, hep yeni evler yıkılıyor, eski evler duruyor. Yani nasıl bir ev yapılıyor buralarda Allah aşkına ya. Yani Japonya'da bir evin ruhsatını alması 3 sene sürüyor, yapılması 3 ay. Çünkü çelik konstrüksiyonundan yapıyorlar. Sallanıyorsunuz duruyor. Yani burada niye böyle oluyor? Bunları kim engelleyecek? Benim söyleyecek sözüm yok burada. Cenk Hocam, ben bunları kim engelleyecek? Yani hocam orada anlatsın dursun. Bunları engelleyecek hiçbir şey yapmıyoruz ki biz. Cenk Hocam siz Yılmaz Hocam'a ne dersiniz? Profesör Cenk Yaltırak burada hocam, İTÜ'den. Ya hocam inşaat mühendisi değil, ne diyecek? Kendi biliyorum konusunu ama anlatıyor doğru, ya. Aklı doğru ama bir kriz eylem planı ne yapmak lazım? Onunla ilgili ben... Abiciğim Japon ne yapıyorsa biz de onu yapalım Allah aşkına ya. Böyle betonarme evler yapmayalım. Böyle yüksek evler yapmayalım. Çelik konstrüksiyonundan yapalım. Aralarında tuğla bir harç kullanmayalım. Suntalardan koyuyor. Ben Japonya'da otelde kaldım. Kaldığım günden gidene kadar hep 7 şiddetinde depremle gittik yani. 7. Hiç kimseye bir şey olmuyor yani. Evet, 6-7 her gün oluyor orada. Yani burada bakın bir 7 şiddetinde. Her şeyde kadar değil yani. Değil tabii canım. Yani. Buna önlem almamız mümkün yani. Bu teknoloji diye bir şey var. Ya yani biz bakıyoruz işte deprem bekliyoruz İstanbul'da. Hiçbir şey yaptığımız yok. İstanbul yerle bir olacak. Yani bunun ses görüntüsü şeydir, bu anlamıyorum ki. Vallahi internette bile internette bile sıkıntı yaşıyoruz yani. Ne diyeyim ya? Yani gerçekten yani söyleyecek laf bulamıyorum yani. Çok çok yol almamız evet. Lazım. Çok yol almamız lazım. Yılmaz Hoca biraz sessiz mi sakinleştirirsiniz? Ne haklı tabii, çok da üzgün. Ya kimse sakinleşemez bu ya, dönemde. Bu isyanda da çok haklısınız. Didemciğim yani konu tamam. Bu deprem Türkiye'de bitecek mi? Duyuyoruz işte. Bekleniyor İstanbul'da 30 yılda bir. İşte hocam 500 yıl sonra faylar diyor çarpmıştı diyor. Bir şey anlatıyor hocamız. Bilimsel olarak neden olduğunu. Ben devamının mümkün olduğunu bir yıl içinde tekrar edeceğini ifade ediyor. Yani bu insanlar sokakta mı kalacak şimdi? Böyle bir yapılaşma mı olur? Buna kim müsaade ediyor? Bunun belediyesi yok mu? Buna kural koyucular ne diyorlar? Bunlara nasıl müsaade ediyorlar? Ayıptır ya, bu kadar insan canı sokakta bulmadı ya. Bir kere gidiyoruz dünyaya. Bu sıkıntı ne Allah aşkına? Biz de vatandaşız yani. Ben anlamıyorum yani, bunu çözmüş değilim. Biliyoruz zaten ne sıkıntının ne olduğunu ama ne olacak şimdi yani? O yazık değil mi ölenlere? Benim gencecik kardeşim üstünde bir kolonla bilmem nerede yatıyor.
Ve inanın saat 4'te olmuş. Bakın herkes uyuyor. 13,5 milyon insandan bahsediyorum. Ve herkes uyuyor. Ölü sayısı 3000 deniliyor. 4000 deniliyor. Dalga mı geçiyorlar? 100 binden fazla insan ölmüştür. Nereden saklıyoruz? Kimden saklıyoruz bunu yani? Ne yapacağız şimdi? Dalga mı geçiyorlar? Herkes uykuda. Saat 4. Kar, kıyamet kopuyor. Nasıl olacak? Yine arama geldi galiba. Sizi de arıyorlar herhalde, sık sık tahmin ediyorum. Yılmaz Hocam, peki nasıl ihtiyaçlar geliyor size? Biz herkese bir kulak vermeye çalışıyoruz. Size gelen ihtiyaç taleplerini ekrandan bir söylemek ister misiniz? En azından yani herkese bir çaresiz bir... Duymuyor mu şu anda beni? Ya şöyle, havalimanlarında orada da inanılmaz, herkes bir gitmek istedi böyle. Çok yoğun bir şekilde talep var. Vatandaşlarımız da öyle gidip yardımda bulunup işte en azından buradan götürmek isteyenler var. Herkes bir burada alışveriş merkezlerine gitti, marketlere gitti, elindekilerini götürmek istiyorlar. Ama bir öyle bir yardım karmaşası da var. Ama şu da var, hocam çok haklı. Yani Yılmaz Hocam'ın haklı olduğu çok çok şey var. Ama öte yandan bu yardımlarla ilgili olarak da yani su yok mesela. Gıda yok. Ve bunları nasıl ulaştıracağız bilmiyorum. Koordinasyon nasıl sağlanacak? Öte yandan yani ulaşılamayan binalar var. Şu an için en azından bu acil durumu bir atlatabilsek. Bazı binalara mesela ulaşılmaya çalışılıyor, ulaşılamıyor. Keşke herkes bununla ilgili bir eğitim almış olsa. Yani o enkaz altında insanlar nasıl çıkartılabilir? Bu zorunlu olsa. Yani biz memleket olarak bunu zorunlu hale getirmeliyiz kesinlikle yani. Yılmaz Hocam herhalde sizi arıyorlar değil mi? Aradıkları için de. Alo. Duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Şimdi tabii çocuklar arıyor. Yıkıntının yanındaki arkadaşlar arıyor. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ulaşmışlar, ayaklarını tutuyoruz diyorlar. Of. Ama şeyi dikkatle kırmaya çalışıyorlar. Yani yaşayıp yaşamadığıyla ilgili konuşamıyorlar daha doğrusu. Bir şey diyemiyorlar. Ya bakın biraz evvel de sizi de şimdi beni arayanlardan birileri şunu söyledi. Sizi izliyorlar tabii. Hocam söyleyin lütfen, burada elektrik yok, çadır yok, benzin yok. Yani nasıl olacak bu ya? 2 gün oluyor ya. Hiçbir şey yok. Yani öldükten sonra millete yardım edeceğiz. Çabuk ya. Biraz elini çabuk tutsunlar lütfen. Yani anlamadığım bir şey var. Biraz evvel siz de söylediniz. Bu yıkıntıdan çakma işini nasıl çıkaracağız, bunları öğrenmemiz lazım. Ya yıkıntı olmayacak kardeşim. Adam gibi yapı yapın. Doğru doğru doğru. Kesinlikle haklısınız. Yani, adam öncelikle gibi yapı binalar yapın. Yıkılmayacak. Kesinlikle yıkılmayacak öyle. Yıkılmaması yani. Lazım. Yıkıldıktan sonra ne olacak yani? Ne olacak yani? Allah'ım yarabbim ya. Aradılar mı? Haber mi geldi Yılmaz Hocam? Yine arayıp duruyorlar. Midemcim ya. Herkese bir haber. Ben de merak ediyorum. Yanıtlasanız da ne diyorlar? Ne haber verdiler? Kolonu kıramamışlar mı? Ne yapmışlar Yılmaz Hocam ya? Hı? Yine kesildi mi? Jack, nedir durumu? Ha, bir konuşuyorlar şu anda. He? Yani kaldıramadılar mı? O kolonu kaldırmaya çalışıyorlar tabii. Arkadaşlar şu anda özel bir görüşme de oluyor. Yani sesini hemen ekrana vermeyelim. Tabii bir yandan da of çok zor yani. Her şeyi de ekrana yansıtmak istemiyorum ben. Yani rahatsız oluyorum çünkü. Ama Yılmaz Hocam nasıl haber aldı onu öğrenmek istiyorum. Siz görüşme biter bitmez tekrar Yılmaz Hoca'ya yayın alır mısınız? Ha, Yılmaz Hocam, Cenk diye biri sizi aradı galiba. Onu duydum, gerisi sesinizi evet, aldım evet. Ben. Şu anda tuttuklarını fakat o üstündeki şeyden kurtarmaya çalışıyorlar. Kolondan. Yani ne oldu şimdi? Evet. Nedir durumu? Diyorlar. Ne diyorlar hocam? Ya çok dikkatle kırmaları lazım. Çünkü olduğu gibi şey başlarına düşecek hepsinin. O kurtaranların da. Yani orada çok dikkatle yapılması gereken bir işlem yapıyorlarmış. Durumu bu yani. Çok Didemciğim, çok yakın zamanda alırız haber. Ne olduğunu anlarız yani, delikanlı.